Herkese merhaba. Akla çok şey gelirdi ama yani yeniden bir darbe tartışması, yeniden bir darbe çağrısı, yeniden bir muhtıra, yeniden bir darbe bildirisi gelir miydi? Yani listeye giremezdi. Akla gelse bile listenin son sıralarında olurdu. Fakat hafta sonu yaşanan bir gelişme 104 Amiral'in Deniz Kuvvetleri'nden emekli e, Amiral'in bildirisi gündeme damgasını vurdu ve hükümet, hükümet, hükümet diyoruz da sarayı ve çevresi öyle diyelim daha doğrusu ve medyası atladı bunun üzerine ve oradan muazzam bir mağduriyet çıktı. Darbe çağrısı mı Allah'ın lütfu mu derken buna bakacağız. Yani başka bir konumuz yok. E, haber ne önce ona bakalım e, bilmeyenler için BBC Türkçe'den getiriyorum emekli amirallerin bildirisi hükümetin sert tepki göstermesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması üç ana konu bu e, bu konu şöyle e, 104 emekli amiral daha önce rakam 103'tü sonra 104'e çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un bir Cumhurbaşkanı Montreux'u fesedebilir mi sorusuna teknik olarak evet yanıtını vermesiyle Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cübbe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili bildiri yayımladı. Hükümet temsilcileri Milli Savunma Bakanlığı bildiriye tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da darbe soruşturması başlattı. Peki bildiri neydi? Bildiri şu. Burada 103 geçtiğine bakmayın 104'e çıktı rakam. veryansın TV'nin internet sitesindeki veryansın TV, yani Nihat Genç'in fikir babalığını yaptığı, işte onun odağında olunduğu, o odağında olduğu bir internet sitesi. Ulusalcı görüşleriyle bilinen diyeyim. Farklı bir ekol. Ama bu bildiriye sadece Veryansın TV, Nihat Genç ekibi değil, Soner Yalçın ekibi yani o da TV ekibi de sahip çıktı. Birazdan bakacağız. Yani ulusalcı diyeceğim, diyebileceğimiz veya Avrasya'da diyebileceğimiz cephenin bir bölümü sahip çıktı. Yani bir bölüm medya organları sahip çıktı. Bir bölüm mesela aydınlıkçılar, doğu perinçekçiler ee, ses vermediler. Bir de işin böyle bir tarafı var. Tuhaf bir durumla, tuhaf durumlarla karşı karşıyayız ama işte anlamaya çalışıyoruz. Varyansın TV'nin sitesindeki haber 3 Nisan 22.54'te girdi. Burada tarihi görüyorsunuz. 3 Nisan 22.54'te kimsenin haberi olmadı tabi. Veya da işte birileri, birilerine söylediler ve öylelikle haber oldu. Ama asıl olay pazar sabahından itibaren e, patladı ve tartışılmaya başlandı. 103 Amiral'den Montre ve Atatürk bildirisi diyor. İşte burada Yüce Türk Milleti'ne diye başlayan açıklama ağırlıklı olarak... Kanal İstanbul, uluslararası anlaşmaların iptali, Montre sözleşmesinin tartışmaya açılması e, ile başlıyor. Uzunca bir e, bölümü Montre'ye ayırıyor. İşte diyor ki, Montre, Karadeniz'e e, kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup, Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montre, Türkiye'nin herhangi bir savaşta savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen sözleşmedir vesaire gibi e, aynı zamanda işte Möntrö e, sadece Türk e, e, boğazlarından geçişi düzenleyen, gemilerin geçişini düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması'nı tamamlayan bir diplomasi zaferidir diyor ki, zaten Lozan'la Möntrö yan yana anılıyor ki Möntrö Sözleşmesi 1936 tarihli. Onu da belirtelim. Burada Möntrö'nün arkasında durduktan sonra, Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki görüntüler derken... ...gene aynı sitede, Veryansın TV'nin sitesinde yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarıklı, cübbeli görüntülerine atıfta bulunuyor. Derin bir üzüm ka de üzüntü kaynağı olmuştur diyor. İşte efendim, e deniz TSK ve Deniz Kuvvetlerimiz değerlerin dışına, dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş notadan uzaklaşmış vesaire diyor ve mavi vatan vurgusu yapıyor. Ana ve mavi vatanın koruyucusu deniz kuvvetleri komutanlığı personeli Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmeli diyor. Yani burada okullardaki bir takım düzenlemelerin, okullardaki bir takım değişikliklerin, yani mesela özellikle okullara kabullerde öğrenci kabullerinde subay adayları. Söz konusuysa işte irticai faaliyetlerle ilgili filan maddelerin yumuşatılması veya kaldırılması gibi konulardan rahatsızlık da var. Ee, ve mavi vatan vurgusu var. Altında da işte efendim imzalar var. İşte burada 103 daha sonra 104'e çıktı. E, emekli amiralin imzası. E, isimleri var. Bunlar arasında mesela 16. sırada Atilla Kıyat dikkat çekiyor ki Atilla Kıyat bu kadar emekli amiral arasında hani en içlerinde en demokrasiye yakın en işte mantıklı görüşleriyle veya twitter paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim olarak dikkat çekiyor. Pek çok isim var. Mehmet 31 oğlu var mesela. Bilinen bir isim. Şöyle aşağı doğru bakıyorum. Kadir Sadıç var mesela. Evet bilinen isimlerden biri. Bülent Bostanoğlu ki Bülent Bostanoğlu 15 Temmuz'un Deniz Kuvvetleri komutanıydı. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Ben tabii bu subay subay özellikle denizci işte bunlara çok fazla vakıf bir isim değilim ama en azından isimleri bu şekilde ekrana getirmiş olayım. Bu isimlerin 22'sinin geçmiş darbe soruşturmalarında e, cezaevinde yattığı ve daha sonra tahliye olduğu belirtiliyor. Balyoz, Ergenekon vesaire gibi e, darbe soruşturmalarında. Bu 104 emekli amiralden 22'sinin e, darbe soruşturmalarında cezaevinde yattığı ve daha sonra tahliye olduğu belirtiliyor. Fakat... Ve ee, bu Varyansın TV'deki bu 104 Amiral'in Montro ve Atatürk bildirisinin ardından enteresan bir şey oldu. Bir anda işte hükümet ayağa kalktı. Onu da e, yine e, BBC Türkçe'nin sitesinden e, getireceğim. Muazzam bir şekilde e, açıklamalar geldi. Twitter e, mesajları birbirini kovaladı. İşte bakın. Milli Savunma Bakanlığı. TSK'nın hiçbir sorumluluğu olmayan kişilerin şahsi... TSK hiçbir sorumluluğu olmayan kişilerin şahsi emellerine araç yapılamaz dedi. İşte hükümetten tepki diyor ama hükümet kim? İşte Fahrettin Altun diyebiliriz. Fahrettin Altun diyebiliriz. Haddinizi bilin diye bir açıklama yaptı. İşte 15 Temmuz göndermesi yaparak. Numan Kurtulmuş da haddinizi bilin. O devirler geride kaldı. İşte Süleyman Soylu Evet, Mustafa Şentop, meclis başkanı ve en dikkat çekici mesajlardan biri, hiçbir sıfatı olmadığı halde hükümet ortağı gibi hareket eden Devlet Bahçeli'den gelen mesajdı. E, rütbeleri sökülmeli dedi, emeklilik hakları kaldırılmalı, maaşları kesilmeli dedi. Son derece net, belki de içlerinde en net çıkışlardan biriydi. E ee, o arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir konuşma yasağı uygulandığı ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Falk Östrak parti sözcüsü Falk Östrak dışında e, bu konuda konuşmanın e, yasaklandığı e, belirtiliyor diyelim. İşte bu da Mehmet Sarı. Otu Amiral. Aytun Çıray'ın tepkisi, Ahmet Davutoğlu'nun tepkisi, HDP'nin tepkisi, Garo Paylan vesaire. Bakarsınız görürsünüz. Şimdi bu Veryansın TV'deki 103 veya 104 amiralden Montreux Atatürk bildirisinden baktık ve bu büyük bir tartışma kopardı. işte. savcılık harekete geçti, bütün unsurlar harekete geçti. Hadi ben size gazete kapaklarını da getireyim. Gazete kapakları nasıl görmüş? Hürriyet gazetesi amiral bildirisine demokrasi yanıtı demiş. Hemen Hürriyet sarayın yanında hizalanmış. Savcılık soruşturma açtı. işte efendim muhtıra gibi açıklama, işte kaos simsarlığı falan gibi işte bu bildiri bir zevzekliktir diyor Meral Akşener. O da en dikkat çekici açıklamalardan biriydi. Hürriyetten getirdim. Bu akşam gazetesi işte efendim emekli amirallerden gece yarısı bildiri sinyalci kuklalar diyor. Aydınlık gazetesi Savaşan Ordu'dan 104 emekliye uyarı Milli Savunma Bakanlığı emekli 104 amiralin Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı iddiasıyla yayınladığı bildiriye karşı açıklama yaptı. İşte o açıklamanın tam metni diyor. Şeyin açıklaması yok, 104 amiralin açıklaması yok ama Milli Savunma Bakanlığı'nın karşı açıklaması var. Belli ki Aydınlık ve Doğu Perinçek şey yapıyor. Karşı duruyor bu bildiriye. Zaten yukarıda da Vatan Partisi Genel Sekreteri'nin fırtına koşullarında sorumsuz bildiri başlığıyla karşı açıklaması da var. İktidardan Amerika'ya ilanı aşk, AKP-MHP bloku Montre Sözleşmesi çıkışıyla bir kez daha tescillenen Amerikancılığını darbe tartışmalarıyla perdelemeye çalışıyor demiş Bir Gün Gazetesi. Bitmeyen mağduriyet manşetini atmış Cumhuriyet. 104 emekli amiral Montre ve cübbeli amiral ile ilişkin açıklama yaptığı iktidar darbe çağrısı dedi. Diriliş postası milletin paşaları emekli maşaları kudurttu manşetiyle çıkmış. Evrensel'de Ankara'da taks tansiyonu yükselten bildiri manşetin kenarında küçük bir haber olarak görülüyor. Evrensel çok fazla ilgilenmemiş bildiriyle. Hürriyet'in manşetini verdik. Şimdi Hürriyet'in ağır topları da <laughs> Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi, Fatih Çekirge alt alta o darbe imasını veya darbe... E algısını güçlendiren yazılara kalem yazılar kaleme almışlar. Zaten hemen böyle şeye gider, medyaya gider talimat. Bu konuda çok güçlü duruyoruz. Herkes kaleme sarılsın. Pazar günü falan dinlemeyiz. Herkes bir şey yazacak falan denmiştir. Karar Gazetesi Montreux'den de darbe çıkardık manşetiyle çıkmış. Evet, birazdan bakacağız. Çok enteresan bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Korkusuz Gazetesi Emekli Amiraller gündemi sarstı manşetiyle çıkmış işte efendim Milat Gazetesi İbrahim Kalın yerinizde oturun Mustafa Şentop falan filan soruşturma başlatıldı hepsini temizleyin. Evet hepsini temizleyin manşetiyle çıkmış. Milli Gazete'de tek satır yok. Enteresan görmemiş. Ya pardon özür dilerim yanlış söyledim. Bildiriye tepki ve soruşturma. Görmüş. Özür dilerim. Son günlerdeki Montre Boğazlar Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkabileceği yönündeki tartışmaların ardından e, amiraller bildiri yayınladı vesaire. Soruşturma başlatıldı. Soğuk görmüş. Ve sayfanın en altında görmüş. Başta dikkatimi çekemedi. Ama dediğim gibi Milli gazete bu konuda çok da fazla e, etliye diye neyse artık dokunmamış. Bildiriye tepki yağdı. Milliyet'in e, manşeti. E, milliyet de biraz e, soğuk görmüş. Öyle söyleyelim. Eee Skandal bildiri emekli amirallerden Posta'nın e, manşetinde. işte rütbeleri sökülmeli, Devlet Bahçeli'nin görüşü dikkat çekiyor. Sabah sizlere demokrasi dersi demiş. Ve Mustafa Şentop'tan diğerlerine kadar hükümet unsurlarını, fotoğraflarını vermiş. Fakat dikkatinizi çekerim. Böyle durumlarda Erdoğan hiç çıkmıyor. Ne bir tweet atıyor, ne çıkıp konuşuyor ve pazar günü Erdoğan'dan tık yoktu. Erdoğan bütün kurmayları, bütün işte basın unsurlarını kendi işte yardımcısı, sözcüsü, propaganda bakanı falan onları sahaya sürüyor. Talimatlar gidiyor ve herkes medya dahil belli isimler, bakanlar şunlar bunlar dahil herkes bir şey yapıyor. Ya arkadaş müftülüklere kadar karşı açıklama yaptırıldı. Tapu müdürlüklerine kadar bırakın valilikleri kaymakamları tapu müdürlüklerine kadar, müftülüklere kadar açıklama yaptırıldı. Darbe karşıtı açıklama. Erdoğan'dan ses yok. Herkes bir şey dedi. Tweet attı, açıklama yaptı, şu bu. Erdoğan'dan ses yok ama Erdoğan böyle tespih tanesi gibi görüyorsunuz. Kurmaylarını dizdi, onlara açıklama yaptırdı. Sözcü bildiri tepkisi Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara jet soruşturma demiş. Evet. Yalnız e, burada çok enteresan bir dikkat çekici bir şey var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamayı hazırlayanlar ve irtibatlı oldukları kişiler hakkında soruşturma başlattı diyor. Yani sadece açıklamaya ya imza atan 104 amiral değil, emekli amiral değil, irtibatlı, iltisaklı oldukları kişiler hakkında da bir soruşturma yürüyor. Enteresan. Bu, bu satırın altı çizilmeli. E, bakalım ne olacak? İş nereye gidecek? Korsan bildiri demiş, Türkiye'yi ayağa kaldıran korsan bildiri, takvim. Rejim yine mağdur, TR724'ün manşeti, emekli amirallere darbe so soruşturması, rejim yine mağdur. Türk Gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı rütbeleri sökülsün manşetiyle çıkmış Bahçeli'ye atfen. Sökün rütbelerini, Türkiye'nin de manşeti, yine sökün apoletlerini bu alçakların, küfreden tek gazetede akit. Evet, imzacı herkese ki bakın imzacılar arasında Atilla Kıyat, yani saygın isimler de var. Türker Ertürk, Ergün Mengi, Cemgür Gürdeniz ki Mavi Vatan olayının, lafının, tabirinin neyse sahibi. Saygın isimler var. Kimini sevebilirsiniz, kimini sevmeyebilirsiniz. Kiminin görüşlerine katılabilirsiniz, kimine katılmayabilirsiniz, kimini darbeci olarak görebilirsiniz, kimini görmeyebilirsiniz. Ama 104 emekli amiral içerisinde muteber isimler de var. Hepsini birden aynı torbaya koyamazsınız. 12 Eylül darbesinde pozisyon almış olanlar var. 28 Şubat günlerinde pozisyon almış olanlar var. Sonraki günlerde pozisyon almış olanlar var. Olmayanlar da var. 15 Temmuz'da sahada olan var, olmayan var. 104 emekli general, şey amiral yani. Bu işe böyle de bakmak lazım. Yeni Asya gazetesinde tek adam istibdadının İslam'da yeri yok sür manşet. Manşette fişleme kanununa geçit vermeyin. E, fakat Yeni Asya'da ben şeyi göremedim. Bu bildiriyle alakalı herhangi bir haber göremedim. Birinci sayfaya almayı uygun görmemişler anlaşılan. Yine neler oluyor diyor yeni mesaj. Cumartesi gecesi 103 emekli generali, generalin Montre Sözleşmesi ve tarikattaki amiral bildirisi ortalığı karıştırdı diye haberi toparlamış. Yeni Şafak hangi donanmanın amir amiralisiniz? Siz Türk denizcisi olamazsınız diye soruyor. Yeni birlikte haddinizi bilin demiş ki Fahrettin Altun imzalı propaganda bakanından çıkan haddini bil tweetlerinden hareketle yeni birlik yani Fahrettin Altun'a karşı muazzam bir zaafı olan bir gazete Avni Özgürel'in gazetesi Fahrettin Altun bir şey dese de demese de attığı tweet de bile bu gazeteye manşet olabiliyor. Evet. Yeni çağ gündem gündeme emekli amiraller bombası demiş. Akşener'in bildiri tepkisi zevzeklik dikkat çeken bir başlık olarak görülüyor. Yeni yaşamda bildiri yok. Muhalefet aranıyor. Gergerlioğlu bunu cumartesi günü yani cuma akşamı e, gözaltına alındı evinde. Cumartesi günü önce hastaneye ardından cezaevine götürüldü ve e, Gergerlioğlu üçüncü gündür Sincan cezaevinde unutuldu yani. Unutuldu ve Türkiye'de gündem hemen karışıyor. Bir şeyler oluyor. Evet. Yeni yaşamda da bildiriye dair herhangi bir haber göremedim. Birinci sayfada o özür dilerim varmış. En altta bir başlık olarak var. Amirallerin bildirisi. Evet. Bu da böyle. Gazete kapaklarını verdik. Şimdi dikkat çekici bir şey vereceğim size. O arada e, bildiride e, bildirideki bir, yani bir, özellikle Atatürk ilkeleri, askerlerin yetişme tarzı vesaire buna ilişkin e, konuda e, Mehmet Sarı, Tuğamiral Mehmet Sarı, bu e, fotoğraflar. Varyansın TV'de yayınlanmıştı. Görüyorsunuz üniformalı, hatta şurada apoleti gözüküyor. Üniformalı bir Tu Amiral'in başına sarıkla bir namaz kıldığı görüntü var. İşte Mehmet Sarı Tu Amiral Deniz İkmal Komutanı olarak geçiyor. Burada da cübbeli olarak görülüyor. Başında takke yine bir cübbeli. Bir cemaat evinde veya tarikat evinde olduğu söyleniyor ama en son gelen bilgiler... Kurdoğlu cemaati, bir Nur cemaati mensubu olduğu yönünde. İşte burada yine takkeli cübbeli Mehmet Sarı solda da üniformasıyla görülüyor. Burada da başka bir fotoğrafta görülüyor. Burada da gene farklı bir fotoğrafta. Yani söz konusu kişi bu. Bu bildiri 104 emekli amiralin bildirisi. Bir Montreux ile ilgili olarak iki Tuamiral Mehmet Sarı ile ilgili olarak kaleme alınmış bir bildiri. Montreux'u anlattık. Diğer kişi de bu. Yani diğer sebep de bu. Tuamiral Mehmet Sarı. Evet. Şimdi veryansında çıkan haber buydu Cumartesi gecesi 3, 3 Nisan Cumartesi gecesi ve belli ki bu haftaya damgasını vurdu. Anladığımız kadarıyla işte AKP kurulları toplanacak, savcılık soruşturma açtı. Belki o amiraller ifadeye çağrılacak, o amirallerle ilişkide olan insanlar bulunmaya çalışılacak. WhatsApp grupları üzerinden falan bir şey başlayacak. Ayrı bir konu. Fakat ee, bilinmeyen bir şey. Ee, o da şu, ee, da bilinmeyen değil de atlanan bir şey, çok üzerinde durulmayan bir şey. Bu bildiriden bir gün önce. Bunu aydınlık sitesi, aydınlığın sitesinden getiriyorum. Doğu Perinçey'in aydınlığının sitesinden getiriyorum. 126 emekli büyükelçi de bir montra açıklaması yaptı. Ama bunu kimse fark etmedi. O 126 emekli büyükelçinin montra açıklaması da aynı şekilde Kanal İstanbul'dan vazgeçilmeli diyordu. İşte efendim Kanal İstanbul ABD'nin Montreux'u tartışmaya açma amacına hizmet eder. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir filan. İşte burada da o elçiler var, büyük elçiler var. Halil Akıncı, Ümit Pamir, Osman Korutürk, Fahri Korutürk'ün oğlu, Faruk Looğlu, Ertuğrul Kumcuoğlu ki Osman Korutürk, Fahri Korutürk'ün oğlu, Fahri Korutürk Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması aşamasında e, genç bir devlet yetkilisi olarak çalışmış. Onu da altını çizelim, belirtelim. İşte Uluç Özülker var, bildiğiniz isimler, Şükrü Elektağ var, Onur Öymen var, Hüseyin Pazarcı vesaire. Ve işte burada Montre söz, sözleşmesi ile ilgili tartışmalarda Montre'nin arkasında duran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin boğazlardaki mutlak egemenliğini tescil eden bir belge olduğunu falan altını çizen bir şey. Montre dayanağımızdır diyor. Amerika'ya yarar diyor falan. Dikkatinizi çekerim. Tarihi 2 Nisan. Bu 2 Nisan'dan yani 126 emekli büyükelçiden Montre açıklamasının bir gün sonrasında 104 emekli amiral gene bir montra açıklaması yaptı. Fakat işte bu büyükelçilere kimse ne haberi oldu ne kimse ne gıkı çıktı. Ama 104 emekli amirale sen misin böyle söyleyen? Tabii asker olun, emekli asker olunca asker kökenli olunca ister istemez hemen böyle bir oradan bir mağduriyet çıktı, bir darbe bildirisi şeysi çıktı. Yani maalesef böyle bir durum var. Bir iki şeyin altını çizip bitireceğim. Çok da fazla e, bu mevzuyu uzatmayacağım çünkü belli ki bu hafta boyunca bunu tartışacağız. E, dediğim gibi e, hem Montre sözleşmesi hem de e, namaz kılan Sarıklı Tuamiral üzerinden bir açıklama yapıldı. E, Montre tartışmasını Montre tartışmasını başlatan da e, esasen meclis başkanı Mustafa Şentop'tu. Bir soru üzerine yarım ağızla bir şey söyledi. Oradan bir tartışma koptu gitti. Çok enteresandı yani gerçekten çok enteresandı. Ee, namaz kılan amiral Mehmet Sarı olayı o fotoğraflar kim çekti nasıl servis edildi o da enteresan bir olay bazı şeyler üst üste geliyor ee, bu 104 e, emekli amiral e, baktığınızda e, bu 104 emekli amiralin bir e, blok halinde hareket ettiği ya da aynı görüşlere sahip insanlar topluluğu olduğunu söylemek zor eski darbe soruşturmalarında yargılananlar var 22'si bu çerçevede cezaevinde yatmış, 12 Eylül 28 Şubat süreçlerinde aktif olanlar var, e, demokrat olanlar var, Atatürkçü çizgide olanlar var, ulusalcı Avrasyadır çizgide olanlar var, NATO'cu çizgide olanlar var. Fakat tek ortak özellikleri şu belki de bugünkü deniz kuvvetlerinin veya bugünkü deniz kuvvetleri mensuplarının komutanları. Dolayısıyla saygı duyulan isimler ve e, deniz kuvvetlerinin de belki gözün içine baktıkları isimler. Böyle bir tarafı var. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Her şey olabilir. Bu bir son hesaplaşma olabilir. Hani bu çağrıyla veya bu muhtırayla veya bu bildiriyle adına ne derseniz çok sıkıştığını düşündüğü ordu, deniz kuvvetleri bu 104 amiral üzerinden bir çıkış yakalama, bir dikkat çekme falan çabası içerisinde olabilir. Fakat buradan bir sonuç alınır mı? Çok fazla ihtimal vermiyorum. Atı alan Üsküdar'ı geçti gibi özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanma, vesayetçi yapıların dağıtılması, taş taş üstünde bırakılması, bırakılmaması, bırakın vesayetçi yapıları ordunun bütün e, geriye doğru ne eğitiminin, ne doktrininin, ne geleneğinin hiçbir şeyinin kalmaması, hafızasının bile kalmaması e, söz konusu. Gücü elinde tutan Erdoğan ve çevresi Bahçeli'nin çıkışı enteresan. Rütbelerini sökün, alın bunları falan diyor. Yani artık işin bir de Ukrayna boyutu var. Oraya girersek çıkamayız. Yani Rusya, Amerika, NATO vesaire dengesinde... ...Türkiye'nin konumlanacağı pozisyonla alakalı bir tarafı da var. Ama askerle veya askerin bir bölümüyle... ...Erdoğan ve çevresi arasında bir son hesaplaşma... ...bir yol ayrımı olduğu aşikar. Aslına bakılırsa... ...senin görüşün ne diye sorarsanız... ...valla bir generalin namaz kılması da... ...generallerin, emekli bir amiralin... ...özür dilerim deniz kuvvetleri söz konusu olduğu için... ...bir amiralin namaz kılması da... ...sarıklı namaz kılması da... ...amirallerin ya da emekli amirallerin... ...bildiri yayımlaması da... ...temel hak ve hürriyettir. Gelişmiş ülkelerde, batı demokrasilerinde... ...bunların üzerinde durulmaz. Haber olur geçer... Çoğunun haber değeri de yoktur. Ayrı bir konu. Ve fakat, ve fakat Türkiye normal bir ülke değil. Demokratik bir ülke değil, bir hukuk devleti değil, özgür bir ülke değil. Dolayısıyla böyle bir ülkede bir general veya amiral sarıklı bir fotoğraf, takkeli bir fotoğraf, cübbeli bir fotoğrafla falan görüldüğünde, basıldığında... Ya da amirallerin, generallerin veya emekli olanların bir bölümü, bir bildiri yayınladığında... O öyle fikir hürriyeti kapsamına falan girmez. Ee, i̇nanç hürriyeti değildir bir amiralin veya generalin namaz kılması. Ee, ve bunu yapanların niyetleri sorgulanır. İşte rütbelerini sökünden bunu alın bununla bunu atın bunu. Bu hala niye orada amiral falan gibi bir sürü e, her kafadan ses çıkar. Yani bir kısım insanların ya o amiral orada durmasın demesiyle bir başka grubunda ya sökün bunların rütbesini demesi arasında teknik olarak çok bir faz, çok fazla bir fark yoktur ama burası Türkiye. Ee, muhtemelen e, AKP kurulları sert açıklamalar yapacak. Meclisi toplayıp meclisten bütün partilerden bir ortak açıklama almaya çalışacaklar. Bakalım CHP İYİ Parti bu defa neresinde duracak? Hoş bir tarafında durup durmamasının da artık e, önemi yok. E, askerden özellikle havacılardan karacılardan e, bu ol, konuda herhangi bir destek gelir mi gelmez mi Milli savunma Bakanı'nın açıklaması ortada ama bunu zamanla göreceğiz e, Vatan Partisi'nin tavrı ortada gösterdim Aydınlık'ın Doğu Perinçek'in tavrı ortada gösterdim ama Ne bileyim Metin Feyzoğlu ne der İlker Başbuğ ne der e, Buna bakacağız e, Bu bir darbe çağrısı mı değil mi? Bu bir, bu bir darbe çağrısı değil Bu bir muhtıra hiç değil ee, emekli amiraller başlarına gelecekleri veya böyle bir bildiri yayınladıktan sonra ne olabileceği hakkında bir fikirleri, öngörüleri var mı? Var mıydı? Bilmiyorum, emin değilim. Ee, çok da herhalde başlarına geleceklerini öngörmediler. Ee, bunların olacağını görselerdi veya tahmin etselerdi gene yaparlar mıydı? kendilerine sormak lazım ama durdukları yerde duruyorlar. Başta Cem Gürdeniz olmak üzere birkaçı farklı açıklamalar yaptı. Neticede bir mağduriyet çıktı mı AKP ve tayfası açısından, Erdoğan ve tayfası açısından? Evet, çıktı. Bir Allah'ın lütfu oldu mu? Evet, oldu. Ee, ne korona, ne ekonomik kriz, ne kasada tükenen paralar vesaireler hepsi unutuldu ve İktidara muazzam gollük bir pas attı emekli amiraller. İktidar ayarlasa bunu yapamazdı. Bir anlamda gündem e, değişti. Gündem böyle bir noktaya evrildi. İktidar sıkıştığı noktada sıkıştığı alanda adeta bir hayat öpücüğüyle en azından birkaç gün gündemi e, kendi lehine domine etme fırsatı buldu. Yaş öncesi yüksek askeri şura öncesi bir ön alma çabası. Askerin, genelkurmaydaki belli zinde güçlerin neyse bir ön alma hamlesi, bir ön alma çabası olabilir mi? Olabilir. Ama dediğim gibi bu konudaki ileri sürülecek görüşlerin hepsi varsayımdan ibaret. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu gerekçeyle büyük bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edilebilir mi? Edilebilir. Ama dediğim gibi bekleyeceğiz, göreceğiz. Fakat... Son bir notla bitireceğim. O da balyoz davası ile ilgili. Hani iktidar hep veya iktidar unsurları veya işte Atatürkçü kesimler, ulusalcı kesimler, avras, ne derseniz, Kemalist kesimler hangi şekilde anarsanız hani söylüyorlar ya. Eski darbe soruşturmaları kumpastı, şöyleydi böyleydi vesaire, kurguydu, üretimdi bilmem neydi gibi. Balyoz davası hala devam ediyor biliyor musunuz? Evet. İktidar Erdoğan onu hala cepte tutuyor. Ve aslında bitmedi. Kimse bilmiyor ama balyoz davası bitmedi. Yeniden e, yargılama sonrasında e, subaylar için e, beraat kararı verildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 7 isim için temize gitti. Ve e, dosya 5 yıldır 6 yıldır Yargıtay'da bekliyor. Yani balyoz davası bu ekibin veya bu ekibin yapabileceği muhtemel eylemlerin karşısında bir koz olarak tutuluyor efendim elde. Ne kadar kumpas, ne kadar üretim, ne kadar kurgu denirse densin. Bakalım göreceğiz. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir yayını daha tek gündemli olarak ki ülke gündemi bu, noktalıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.